Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarımızdan Arif Aşçı geçtiğimiz hafta Amerika'daydı. Bundan tam 16 yıl önce tamamladığı ve uluslararası değeri sayesinde hala yurt dışında ilgiyle takip edilen İpek Yolunda Son Kervan ismini verdiği fotoğraf sergisini Amerikalıların ilgisine sundu. Çalışmalarını anlattığı seminerleri de büyük ilgi gören Arif Aşçı ile gerçekleştirdiğimiz özel söyleşimiz ve İpek Yolundan en güzel kareler şimdi sizlerle. Dünyaca tanınmış fotoğraf sanatçımız Arif Aşçı, geçtiğimiz hafta Amerika'da düzenlenen bir konferansa katıldı. Arif Aşçı, ilk gerçekleştirdiği yıllarda tüm dünyada yankı uyandıran İpek Yolu projesini yeniden sanatseverlerle buluşturabilme imkanı buldu. Ekip olarak pek çok zorluklarla tamamladıkları İpek Yolu maceralarını eşsiz fotoğraflar eşliğinde anlatan Çağdaş Gezgin Aşçı'yı tüm salon ilgiyle izledi. Aşçı, gerçekleştirdiği sunum sayesinde Doğu'nun kapılarını Batı için bir kez daha aralamış oldu. Sunumun ardından izleyicilerin görüşlerini aldık. Definitely it was a wonderful trip and the pictures, they are amazing. They're definitely amazing. I mean, I don't know how he did all this trip, but it was really amazing. I knew a little bit about the Silk Road, but I have learned much, 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 much today. I really have. Photography was incredible. I can't imagine in this day to be able to cross all those borders without incident and safe. They were safe and no injuries, and it was an incredible journey they had. Definitely useful. It was interesting to hear someone who'd gone on it and sort of how long it takes and the seasons and how everything is affected by it and some of how it looks different now. He's talking about the caravanserai being abandoned and only still standing in one place and things like that. This is a very interesting perspective on it. Bugüne dek 20'den fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı İpek Yolu Son Kervan sergisi son olarak Roma'nın ünlü müzesi Mercato Triano'da sanatseverlerle buluşmuştu. 8 ayı Çin'de, 4 ayı Türkiye'de geçen ve 18 ay süren bu zorlu yolculuğa çıkış sebebinin tarihi yeniden canlandırmak olduğunu belirten Aşçı'ya sunum sonrası mikrofonumuzu uzattık. İpek Yolu 1995-1996 hazırlık döneminden sonra 96'dan 97'ye kadar aşağı yukarı 18 ay süren bir yolculuk. Zor bir yolculuk oldu ki bizden sonra herhalde artık hiçbir aklı evvel bu yolculuğu yapmaya cesaret edemez diye düşündük. O yüzden İpek Yolu'nda Son Kervan adını koyduk. Binlerce yıl boyunca kervanlar geçmiş İpek Yolu'ndan ama o çağlarda işte kervansaraylar bunu mümkün kılıyormuş. O çağlarda bu mümkünmüş ama biz bu çağda artık kervansaray değil ama kendi çadırlarımızı kurarak her defasında develerimize yeniden yiyecek bulmanın o zorluğunu yaşayarak böyle bir zorluk. Yani bu yolu nasıl geçtiler? Bütün amacımız oydu. Tarihi yeniden canlandırmak. Bir kitabımız yayınlandı. Projenin filmi yapıldı. Paxton Winters kameraman arkadaşımız çok güzel bir filmini çekti. 4 saatlik bir belgesel film. Yanlış hatırlamıyorsam 22 ülkede oynadı film. Bunun sergileri açıldı pek çok ülkede. En son geçtiğimiz aylarda Roma'da bir İpek Yolu Biennale kapsamında sergisi açıldı. Pek çok ülkede sergileri oldu.